Şimdi hep söylüyorum, izleyicilerimiz de biliyor. Bazı haberler var ki böyle izlediğimde içimin yağları eriyor. Tıpkı buradaki Kara Murat gibi uçan tekme atan kuryeyi izlediğimde olduğu gibi. Ne oldu burada? Şimdi bir müşteri canı mercimek gecenin o saatinde de mercimek çorbası çekmiş, siparişini vermiş, kurye de getiriyor çorbayı. Yani tabii ki çok çalıştıkları için bazen akıl başka yerde olabiliyor. Herhalde dalgınlıktan da motorun üzerinde unutuyor anahtarı. Çorbayı yukarı çıkarıyor. Ancak işte burada bakın, bu arsızlar, bu hırsızlar, yani aslında daha başka sıfatları da hak ediyorlar da işte konuşamıyoruz burada. Bunlar da böyle fırsat kolluyorlar ya, hemen böyle bir bakıyor boş motor, hemen atlıyor üstüne. Ancak onun motora atladığı gibi kurye de ona atlıyor, üzerine atlıyor ve uçan tekmeyle onu yerle yeksan ediyor. İşte o hırsız da arkasına bakmadan kaçıyor. Motosikleti çalınmak üzereyken son anda yetişti. Üzerine uçarak yere yıktığı hırsızı kaçırmayı başardı. Ama az daha kendisi de sakatlanıyordu. Zannettim elimde bir sıkıntı var, kırılmış zannettim. Biraz elimi götürdüm getirdim, elim iyiydi. Zeytinburnu Yeşiltepe mahallesinde çorba siparişi getiren kurye, apartmana girerken motosikletinin anahtarını üzerinde unutmuştu. Bunu gören hırsız fırsatı kaçırmadı. Çevreyi kontrol ettikten sonra hemen motosiklete kuruldu ve kontak anahtarını çevirip çalıştırdı. Bir baktım motor sesi geldi içeride. Bina yüksekti. İşte o ses motokurye için bir alarm gibiydi. Hemen aşağı koştu. Merdivenleri de boş verip doğrudan hırsızın üzerine uçtu. Yukarıdan attıktan sonra tekmeyi vurdum. Yarısı ona gitti, yarısı motora gitti. Zannettim elim kırıldı. Bir 10 dakika 15 dakika yerde uzandım. O uçan tekmeyle yere yıkılan hırsız çabuk toparlandı ve koşarak oradan uzaklaştı. Motokurye cesur dursunsa düşerken kolunu çarptığı için bir süre yerde kıvrandı. Zannettim elimde bir sıkıntı var, kırılmış zannettim. Biraz elimi götürdüm getirdim, elim iyiydi. Polis şimdi görüntüdeki hırsızın peşinde. Vallahi ellerine ayaklarına sağlık.